Öncelikle herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi son zamanlarda yeni yeni popüler olmaya başlayan bir gıda takviyesiyle tanıştırmak istiyorum. Aslına bakarsanız uzun yıllardır doktorların muayenehanelerinin bazılarında intravenöz olarak uygulanan maddelerden bir tanesi bu. Ama şu an için gıda takviyeleri arasındaki yerini almış bulunuyor. Bunun ismi NAT, nikotinamit adenin diniklotit olarak geçiyor. Şey arıyor. Bu bizim vücudumuzda olan bir madde. Vücudumuzda iki tane temel işlevi var. Birincisi yediğimiz yiyeceklerden enerji üretmemizi sağlıyor. Bir diğeri de DNA'mızın onarımında görevli olan bir madde. Bu iki işlevinden dolayı vücudumuz için çok elzem olan maddelerden bir tanesi. Şimdi NAD bu işlemi nasıl yapıyor? Yiyeceklerden bir tane hidrojen alıyor ve NADH dediğimiz moleküle dönüşüyor. Bu molekülde direkt ATP üretilmesini sağlıyor. Böylelikle hücresel düzeyde enerjimiz üretilmiş oluyor. Peki madem vücudumuzda var, vücudumuzun üretebildiği bir madde hangi durumlarda azalıyor? Birincisi yaşlanmayla azalıyor. Bir diğer azaldığı durum kronik hastalıklar ve bunlara bağlı kullanılan ilaçlar. bir diğer azaldığı durumda düzensiz dengesiz beslenme, obezite gibi durumlar ve en önemlilerinden birisi de stres. Stresle birlikte vücudumuzun enerji seviyeleri düşüyor biliyorsunuz. Bu özelliklerden dolayı nat düzeylerimiz düştüğü zaman enerjimiz de düştüğü için bilim adamları da demiş ki bu kişilerde NAD seviyesi azaldığı zaman biz NAD'ın enerji üretmesini beklemeden direkt NADH molekülünü kişilere versek nasıl sonuçlarla karşılaşırız demişler. Ve bununla ilgili birçok çalışma yapılmış. Bu arada bu çok eskiden bulunmuş yani 1906'da bulunmuş bir molekül. Yeni değil ama raflarımızda daha yeni yerini alan bir molekül. Şimdi çalışmalar göstermiş ki bu NADH takviyesini uzun süre kullanan kişilerde kronik hastalıklar yani mesela hipertansiyon, damar sertliği gibi hastalıklar veya bilişsel bozukluklardan Alzheimer gibi bozukluklar son derece gerilemiş. Bunların yanı sıra kronik yorgunlukta gerçekten çok önemli bir yere sahip olmuş, kronik yorgunluğu geçirmiş, Jet lag problemlerinde yine önemli bir yere sahip olmuş. Ve anti-aging olarak da DNA'larımızdaki kromozomları koruyan telomerlerimizle ilgili bir çalışma yapılmış. Yani 50-60 yaşındaki kişilere uzun süre NADH molekülü verilmiş. Ve bu kişilerin Telomer uzunluğuna bakılmış ve 30 yaşındaki bireylerle aynı olduğu gösterilmiş. O yüzden anti aging de devrim olarak e, lanse edilen bir durum. Çünkü biliyorsunuz ki e, telomerlerimiz kısaldığı zaman bir süre sonra hücrelerimiz bölünemez duruma geliyor ve ölüyor. Bu konuda e, yavaş yavaş popülerlik kazanan ürünlerden bir tanesi. Peki bu ürünleri dışarıdan almak zorunda mıyız? Ee, tabii ki değiliz. Ne dedik? Ee, vücudumuz bunu zaten kendisi üretebiliyor. Peki biz NAD seviyelerimizi yükseltmek için ne yapabiliriz? Birincisi aralıklı oruç. Bu konuda çok işe yarayan yöntemlerden birisi. Bir diğeri sıcak soğuk uygulamaları. Yani sıcak bir duş alırken birden soğuk bir suyla duş almak gibi. Bir diğeri de egzersiz yapmak ve vücudu egzersiz yaparken belli aralıklarla zorlamak. Bu üçü direkt NAD seviyelerimizin yükselmesini ve hücresel düzeyde enerjimizin artmasını sağlayan yöntemler. Bunların yanında da yediğimiz yiyecekler tabii ki. Çünkü NAD molekülünün üretilebilmesi için bazı öncü maddeler var. Bunların başında mesela niyasin yani B3 vitamini geliyor. B3 vitamini de işte avokado, somon, siyah pirinç gibi besinlerle alabildiğimiz bir vitamin. Bunların yanı sıra yine e, triptofan dediğimiz bir madde var. Nat üretilmesini sağlayan bunu da muz, çilek gibi ürünlerle birlikte vücudumuza alabiliyoruz. O yüzden bu tarz besinleri de hayatımıza katmak yine nat seviyelerimizin artmasına sebep olacaktır. Peki biz hangi durumlarda bu takviyeyi kullanmayı düşünmeliyiz? Eğer iş işten geçtiyse yani artık hücresel düzeyde yaşlandıysak, kronik bir yorgunluğumuz veya bir rahatsızlığımız varsa bu tarz takviyeleri hayatımıza dahil etmeyi düşünebiliriz. Böyle bir durumda bu takviyeler sabah aç karnı kullanılıyor. E, çünkü size bir enerji sağlayacağı için akşam kullanılması veya gece kullanılması sizde uykusuzluk, sinirlilik, baş ağrısı gibi problemlere sebep olacağı için sabah kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Genç olan kişilerde böyle bir takviyeye gerek var mı? Ee, kesinlikle yok. Genç olan kişilerde e, daha erken yaşlanmanın önüne geçmek veya belli kronik hastalıklardan kurtulmak veya bunları önlemek amaçlı yine vücudumuzdan nat seviyelerimizi doğal yoldan artırmayı düşünebiliriz. Ama dediğim gibi iş işten geçtiyse yine tabii ki belli ilaçlar kullanıyorsak, belli tedaviler altındaysak doktora da sorarak bu tarz takviyeleri hayatımıza dahil etmeyi düşünebiliriz. Evet size bugün bu yeni çıkan takviyelerle ilgili kısa bir bilgi vermek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.